Evet, hemen çorba yorumu kısa kısa alalım Sertik biraz Emre. Çorbanız öncelikle benim çorbama yemekteyize yakışmayan bir çorba dediniz. Kendi çorbanızın tam olarak ne tarafını yakıştırdınız yemekteyize? Çünkü yemekteyize 30 günde 25 gün brokoli çorbası yapılıyor. Bilmiyorum, diğer menüler beni ilgilendirmiyor. Ben kendi menüme bakıyorum. Brokoli çorbası da gayet sağlıklı bir brokoli çorbası. Şeyde, sağlıklı detoks kampında değiliz sonuçta burada yani. Yapayım diyorum tabii ben bir hafta ama önce. Ama ben bunu tercih ettim. Gayet lezzetli. Ben de öbür çorbayı ettim. Ben de onu tercih etmiştim. Peki tamam, bu nasıl olmuş? Tercih meselesi. Çorbanız çok tuzlu olmuş. Evet, çok tuzlu. Evet. Evet, tuzu çok fazla. Bu. Evet, tekrar tekrar bakın siz. Tuzu çok fazla çorbanızın. Bu tuzlu. Kıvamı çok sıvı. Sıvı, tuzlu. Çorbanın duru mu? Kıvamı duru. Brokoli çorbası birazcık tok olur. Tok bir çorba olması gerekir. Çorbanız tuzlu. Brokoli tuzlu çorbanızın... Tuzlu kesinlikle değil. Lütfen. Benim de patlıcanım tuzlu, tuzlu değildi ama siz tuzlu dediniz. Peki. Siz de kabul etmediniz. Tuzlu değil. Ben Emre Bey'e katılıyorum. Kesinlikle çorbanız tuzlu. Yani hem çorbaya muhtemelen içine bir tavuk suyu kaynattınız. Ona da tuz attınız. Çift tuzlu Hayır. gibi. Hayır. Evet, tavuk suyu koydum ama tuz atmadım. Yani tavuk tuzlu suyuna. Ama siz buna tuz fazla kaçırmışsınız. Tavuk suyu var bunda. Ben haşladığım tavuk suyunu buna ilave ettim. Daha lezzetli olsun diye. Ve o tavuk suyuna tuz lezzeti koymadım. Var. Lezzeti var bence. Çorbanız tuzlu. Tavuk suyu tadını alıyorum ama bu bir brokoli çorbası değil. Ben hatasını kabul eden insanım ama kesinlikle tuzu fazla değil. Şimdi şöyle, çorbanız tuzlu. Yani bunu kaç kişiye sorarsanız tuzlu. Tamam, soracağız diğer şeyleri. Onun yanı sıra çorbanız kıvam olarak çok sıvı. Duru mu? Yani duru olmuş, sıvı olmuş. Beğenmedin mi? Ben beğenmedim. Peki, Fatih Bey. Bir şey soracaktım. Brokoli hariç ne var içinde sebze olarak? Ne var? Havuç var, soğan var, patates var. Yani bulduğunuz her şeyi koymuşsun içine. Evet, ama bunu normalde de koyuyorlar ya. Brokoli çorbasına konulan mı? Kırmızı mercimek koydum, pirinç koydum. Ha, o ekstra, evet. Evet, pirinç de var bu arada, ona baktım koydum. Az önce. İyi yapmışsın. Baskın bir brokoli tadı da yok yani. Biz bunu eğer brokoli çorbası olarak algılayacaksak, baskın bir yok, sebzeli brokoli. Sebzeli brokoli. Hani evet. Sadece tamam ama brokoli niye ayrı yazdınız? Biz de onu tartıştık ya, brokoli... Sebze çorbası ya. Siz tartışmışsınız. Siz kendi aranızda tartışmadınız. Tartışmışsın, gayet net. Ben tartışmadım. Tartışmamız gerekiyor. Tamam, siz kendi aranızda tartışmadınız. Sebzeli brokoli oluyor, mercimek oluyor, her şey. Koymuş. Evet, her şey oluyor içinde. Ben oluyor, evet. Beğendin mi? Hayır, beğenmedim. Çok Oğuzhan? Çünkü beğenmemek için gelmişler. Ya bu gerçekten best ofsa ben best ofta falan değilim Zuhal Hanım. Böyle bir best of olamaz. Niye? Brokoli çorbası diye mi? Ya çorbaya zaten takığım. Siz ilk bir durum zaten değil. Zaten çorba evet, zaten... Brokoli çorbaya zaten ayrı bir zaafım var. Çaldırdı yani. Ama zaten sizin hani çorbanızda... En lüks çorbayı bir da dinleyelim getirsek... mi? Tarttık biraz Safiye'cim. Evet. Çorbanız bütün yorumlara katılıyorum. Ekstrem bir şey söyleyemeyeceğim. Beğenmedim. Hiç lezzet alamadınız. Hiç lezzet beğenemedim ben. Ha, lezzeti yani. Var ya. Ama bir lezzet var. Ama duru olduğunu konusunda haklılar. Birçok yanlışı var yani. Duru, tuzlu, kıvamı olabilir ama lezzeti var. Tuzu asla fazla değil yani ben kabul kesinlikle etmiyorum. Kesinlikle lezzetsiz bakın, değil. Şu ama içilebilir bir çorba mı? Duruluğa evet var. Bir tık daha olabilirdi ama peki, tuzlu ara yemeğine geçelim. Tabii. Bu tabağı istiyor musun Safiye? Yoksa bu yeterli mi? Alacağım onu. Yok pardon. Bir tamam. Saniye ben olur. Şunları alayım. Çorbanın lezzetini, kıvamını hiçbir şekilde beğenmedim. Hiçbir tadı yoktu. Brokoli de gelmiyordu. Hiçbir şey vurmuyordu. Çok değişik bir çorbaydı. Çok lezzetsizdi. Yiyen var mı topu? Ben gördüm ama yemedim. Yani ha. İçeriği muhtemelen yine Amerikan salatası gibi. Sen yemişindir. İçeriği var. Ben mandalina görünümlü bir tek mandalina yedim. Onun için yemedim. Tahminimce yani mandalinadan hani böyle bir mandalina diyorum. Nasıl o şey? Havucu haşladı, ezdi, püre kıvamına geçirdi. Turunculuktan mı alıyor mandalina? Hani böyle içli köfte gibi açıp içine tavuk koyup göreceğiz. Onu kapattı kenarlardan. Yani çubuklarla, kurdanlarla mandalina görünüm yapıp Emre kafasına Bey. Bir maydanoz mu? Rüyaya mı yattın diyor istihareye. İstihareye yattım. Ondan dolayı öyle gördüm. Benim bildiğim kadarıyla havuç, tavuklu böyle bir Amerikan salatasının dışına rendelenmiş havucu kaplayıp nane yaprağı batırıyorlar. Zuhal Hanım, bu konuya en hakim olan kişilerden birisi benim. Çünkü benim yarışmamda bunu Seda Hanım yapmaya çalıştı ve yapamadı hatırlarsınız. Öyle miydi? Havucu sade getirmişti. Hani yetişmemişti. Abi şey topuydu evet. Havucu yanında böyle normal rendeleyip getirdi. Bu muydu gene aynısı buydu işte. Aynısıymış. O zaman da yememiştik, inşallah bugün yeriz. Bence yiyemeyeceğiz çünkü üstünü giyememiş zaten Safiye Hanım. Bunu nasıl ama yapacak? Ama yani... içeriği sonuç olarak yani tavuklu bir Amerikan salatası. Benimkinin aynısı. Sadece ismini değiştirmiş. Seninki de tavuklu Amerikan gibi. Görsel olarak aynı değil ama değil mi? İçeriği aynı.
Yok. İçeri aynı. Evet, görseli evet, burada. Görseli mandalina farklı. Gelecek. Şu an mandalina bekliyoruz. Buraya gelir, mandalina gelecek. İnşallah mandalina gelir de unutmaz. İşte ben biraz üstünü, unutkanlık var da. Üstünü yetiştiremediği için onu da yetiştiremediğini düşünüyorum. Yakmadı. Evet, unutkanlık var da bence çok yaşlanmış artık evde oturup gençlere bırakması gerekiyordu. Fatıma Hanım bana mı diyorsunuz? Evet. Önce bir kendinize, her şeyi unutuyorsunuz önce bir da, kendinize bakın, şey sonra da bana bakın her lütfen. Her şeyi unutuyorsunuz da ondan dolayı diyorum. Önce bir kendinize bakın, sonra bana bakın. Ben gayet iyiyim, gencim. Daha ne olsun ki? Gencim, güzelim, sizi üzerim. Enerjiniz diyor. Düşük ya, enerjimizi düşürüyorsunuz. Ben sizin enerjinizi düşürüyorum. Biraz siz, önce bizi yakacaktınız, daha siz ne yapacaksınız? Sizde hangi enerji var? Gene de yaranamadı evet, size. Evet, Nicki Minaj. Bak sizde hangi enerji var? Kırmızı çizmeleri. Ya ben o konuda kaçınmıyorum. Bir yaşına, zayıf versiyonu. Selin ve Safiye Hanım bir yaşın. Saniye, Nicki Minaj'ın nesi? Zayıf versiyonu. Fatıma Hanım, burada yanan sadece sizsiniz, farkında mısınız? Ya bence burada dış görüntüyü falan eleştirmemize gerek yok. Çünkü Safiye Hanım yaşına göre çok bakımlı ve hoş bir kadın. Kaç yaşında zaten, kadın yaşına göre deyip duruyorsunuz? Ben de geçen hafta abla abla dedim, kadın benden 3 yaş büyükmüş. Şu çam yani gibi devriliyordum. Yani şöyle ki zaten Fatıma Hanım ve masadaki bazı arkadaşlar benim de dün dış görünüşüme takmışlardı. Sayfamı eleştirmişlerdi. Bazı arkadaşlar yani çoğu konuşmayalım. Direkt ismini hitap edelim. Ben de ismini merak edecek. Bence de Emre Bey sayfama bakmıştı. Siz benim dolguma laf etmiştiniz. Kim sizi merak olabilir. Edecek? İnsanlar bir saniye, bir saniye. Emre Bey dedi, ben sayfanızı sizin takdir ettiğimi, yaptıklarınızı paylaştığını tamam. Söyledim. Bunun neresinden rahatsız oldunuz? Rahatsız oldum demiyorum. Hani masada konuşuldu ya. Yani burası bir yemek yarışması. Bence görsellik, dış görüntümüz, dolgumuz, işte yok botoksumuz bence konuşulmamalı. Bence yemeklerimiz konuşulmalı. Bence Safiye Hanım da çok hoş bir bayan. Yaşına da burada saygısızlık yapmamıza gerek yok. Teşekkür ediyorum. Yaşına göre derken bu arada çok da bir yaş olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum kaç yaşında ama yani zaten yaşı olsa ne olur olmasa ne olur da öyle hani yaşına göre derken acaba... Yaş kriteri olan bir program değil kesinlikle. Bu iş. Yani herkes yani, katılabilir. Ama 18 ila 88 arası yani daha da fazla kendine güven. Herkes gelebilir. Bu arada yanında bir şey daha vardı Safiye. Mandalina topunu. Ha, kereviz gözü müydü? Erikli kereviz. Kuru erikli kereviz. Yalnız oradan gelen şey mandalina değil, Washington portakalına daha çok benziyor. Mandalina evet, o kadar büyükse. Evet, size torpilli yaptım. Size torpilli yaptım. Diyorsunuz yüz görünümü önemli değildi. Eğer öyleyse her gün bu kadar makyaj yapıyorsunuz. Emre Bey siz buraya espri yapmaya gelmişsiniz. Yani yüz görüntüsü önemli değil de. Yüz görüntüsü önemli değil. Bu benim yani. Her zamanki halim. Ben bir kahve içmeye giderken de bu kadar. Ama yüz önemli değil diyorsunuz. Hayır bakın ben diyorum ki kalıcı burada makyaj uzmanı ya. Güzellik evet. Yarıştırmıyoruz, yemek yarıştırıyoruz. Ben bir kafeye giderken de eşimle ne bileyim hafta sonu bir yere giderken de her zaman üstüme başıma dikkat ederim. Saçıma başıma dikkat ederim. Yaptığım iş gereği de buna dikkat etmem gerekiyor zaten. Zaten baksana cildi bildin çok güzel arı duru bir güzelliğin var yani. Sen de öylesin tabii ki. Allah hepimizi özür dilerim. Bir kilo fondöten sen yapıp yakıştırıp... Bende bir kilo var, sizde iki kilo var bende. Siz kendinizi görmüyorsunuz var. Herhalde. Evet. Ayna kullanmıyorum. Ay, program siz hiç konuşmayın da size siz hiç konuşmayın da benim iki katımı yapıp geldim. Size aynı hediye edeceğim. Hiç konuşmayın siz bence. Siz evde ayna kullanmıyorsunuz herhalde. Sadece bir kilo birimizin makyaj yaşına, gözünüzde var. Birimizin, bir kilo makyaj gözünüzde var zaten. Siz kendinizi görüyorsunuz evet, mu? Evet, görüyorum. Siz kendinizi afiyet olsun. Siz önce kendinizi görün ondan sonra millete ya, bahane verin. Bu nereye çıkarsaydınız acaba? Başım efendim? Şu lensleri de çıkarsaydınız. Ne çıkarsın? Lenslerinden sana ne? Gelmiş kadın ya. Taksın ne var? Ya tabii ben bu sana diyorum mu silikonunu söndür gel diye. Sizde de var ya. Ne var bende? Evet. O kadar kipriklerinizi çıkartıp geldi. Gene silikonları falan çıkarmasın kimse. Ne silikonu var bende nasıl acaba? Nasıl çıkıyor silikonları hayır, benim lensimi çıkart diyor ya. Ama lens çıkar da silikon nasıl çıkacak? O zaman müdahale var ben anlamadım. Müdahale etmesin. Dolgusu yani siz bence hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ben anlamıyorum. Evet, ben size bıraktım şey anlama işini. Evet, ben zaten anlıyorum. Manşeti ver, yer misin? Gel otur, gel.